Evet arkadaşlar, test sorularımızın altıncısıyla bir aradayız. Altıncı sorumuza hızlıca bir bakalım. The Mona Lisa diye devam ediyor. Boşluk. In Florence about 1504 gibi bir ifade görüyoruz. 1504 ifadesi. 1504 ifadesi. Geçmişe gönderim yapıyor. Yaklaşık 1504 yıllarında Florence'da Mona Lisa diyoruz. Mona Lisa bir biliyoruz ki bir resim. Bu resim nokta nokta yapıldı gibi bir ifade kullanacağız. Bay Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci tarafından yapıldı. Şu an aklımda kalan sadece gördüklerim 1504 nokta zaman olduğu için geçmiş zaman ifadesi kullanılmalı. Past simple tense kullanılmalı ve bunun yanı sıra bu buranın da pasif olması gerekmekte. Bakıyorum pasif olan yerlere. Painted ifadesi aktif bir yapı. Has been painted present perfect olması itibariyle zaten yanlış pasif olduğu halde. Had painted past perfect olması itibariyle yanlış olurken aynı zamanda had painted bir aktif yapı. Was painting yine aktif bir yapı. Past continuous yapısı. Yalnız Edirne şıkkında verilen was painted hem past simple olması hem de pasif olması itibariyle doğru gibi görülüyor. Bir o şıkkı inceleyelim. Mona Lisa was painted in Florence about 1504 by Leonardo da Vinci diyor. Leonardo da Vinci tarafından 1504 yıllarında aşağı yukarı 1504 yılında Florence'da yapıldı diyor Mona Lisa. Ki onun gibi bir ifademiz var burada. Bir ejective clause girişi var. Ki onun knowledge of sculpture, painting, architecture, engineering and science diyor. Onun diyor heykeltıraş bilgisi, boyama painting bilgisi, architecture mimari bilgisi, engineering knowledge'ı yine mühendislik bilgisi and science bilim bilgisi. Boşluk Edirne'ye bakıyorum. Made him the intellectual wonder of his time diyor. Onu diyor him onu entelektüel o zamanının diyor entelektüel harikası haline getirdiği made gibi bir ifade yaptığı gibi bir ifade kullanıyor. Doğru cevabın açık bir şekilde burada Edirne olduğu görülecektir. Hem ilk tarafta kullanılan was painted ifadesi hem de daha sonra işte onun nokta noktalarla alakalı nokta nokta dalları ile alakalı bilgisi onu zamanının diyor bakın çok dikkat his time'ının yani o boyama yaptığı zamanın, onun yaşadığı zamanın neyi yapmıştır? Entelektüel wonder'ı, harikası yapmıştır. Altıncı soru çok zor bir soru olmamış. Edirne doğru cevap. Yedinci sorumuza geçtik. Long before the ox diye devam ediyor. Burada before'ı çiziyoruz. Bir zaman bağlacı olduğunu aklımıza koyuyoruz. Long before the ox boşluk. Domesticated western countries. Day boşluk. The forests and grasslands of northern Europe and America gibi bir ifade var. Adana şıkkına baktığımızda Adana şıkkının ilk kısmının present perfect, ikinci kısmının ise past simple olduğu görülmekte. Bu yüzden Adana doğru cevap olmayacaktır. Bursa'da ilk kısmın past perfect, ikinci kısmın ise present perfect olduğu görülecektir. Bu da doğru cevap olmayacaktır. Ceyhan birinci kısmın past simple, ikinci kısmın past simple olması itibariyle doğru bir olgu kurabilecektir belki de. Bakacağız. Deniz'in ilk kısmı will become, ikinci kısmında ise bir past perfect ifadesi var. Past perfect'in böyle bir yerde ikinci kısımda kullanımında before'un içerisinin past simple olması icap eder idi. Bu yüzden Deniz'de yanlış olacaktır. Edirne şıkkındaki will become, ikinci taraftaki ise will be roaming ifadeleri. Her ne kadar ters uyumu varmış gibi görülse de before'un içerisi yani zaman bağlaçlarının içerisi will, would gibi ifadeleri almadığından ötürü Edirne şıkkı da elenecektir. Ceyhan doğru gibi görülmekle birlikte bakmakta fayda vardır. Long before dogs became domesticated in Western countries diyor. Batı ülkelerinde köpekler evcilleştirilmeden çok zaman önce, evcilleştirilmeden became domesticated, evcil hale gelmeden çok zaman önce they roamed the forests and grasslands of Northern Europe and America diyor. Bunlar diyor Kuzey Avrupa'nın ve Amerika'nın ormanlarını, forestlarını ve çayırlık alanlarını, çimenlik alanlarında gezindiler. Roam, boş boş gezinmek, gezinmek anlamı var. Roam yaptılar diyor. Ceyhan gayet güzel uyuyor. Güzel doğru cevabımız 7. soruda C. 8. sorumuza bakıyoruz. Yine hızlıca ışıklarımızdan önce sorumuzu hızlıca okuyoruz. A little more than a decade ago ifadesi var burada. Bir 10 yıl önce demek. Yani past nokta zaman geriye gönderim yapıyor. A little more than a decade ago on the island of Maui, two scientists diye burada bir devam var. Two scientists, iki bilim adamı, boşluk. A patented mushroom technology gibi bir ifademiz yine kullanılmış. Which boşluk, a plant's performance from seed to harvest gibi bir ifademiz görülmekte. Sorumuza tekrar baktığımızda, sorumuzda tek bize verilen kısmın a decade ago olduğunu
ve oranın sanki geçmişe gönderim yaptığını görmekteyiz. O yüzden To Scientist'ten sonraki ana fiilimizin sanki bir past ifade olması gerekiyormuş gibi görülüyor. Yani burada da ilk kısımları incelediğimizde Adana'nın ilk kısmı Discovered Present Simple Tense, Bursa'nın ilk kısmı Have Discovered Present Perfect Tense, C'nin Would Discover bu tense olarak değerlendirilmemeli, artı tense olarak değerlendirilmemeli. Bu noktada bunun doğru olma ihtimalinin yanlış olduğu görülecektir büyük ihtimalle. Discovered ifadesi past simple olması itibariyle doğru olma ihtimali yüksek. Hemen ardından had discovered ifadesi yine decade ago tam nokta zaman olduğu için past perfect doğru olma ihtimali düşüktür. Deniz ışık öncelikli değerlendirilmelidir. Baktığımızda a little more than a decade ago, yaklaşık bir 10 yıldan önce, çok, çok az daha fazla önce bir 10 yıldan. On the idyllic island of Maui, Maui'nin diyor cennet gibi bir adasında iki bilim adamı, two scientists, discovered a patented mushroom technology, bir mushroom yani mantar teknolojisini, patentli bir mantar teknolojisini diyor, keşfettiler. Ki bu teknoloji which enhances, bakın burada bir tense değişimi var. İkinci kısımda Denizli'nin enhances ifadesi present simple'a kaymış. Ama şu akıldan çıkarılmamalı. Adjective ve noun clause'lar bir zaman uyumu aramazlar. Tabii ki zaman uyumu genelde gelir her yerde ama zaman uyumu aramazlar. Şimdi teknolojinin benim için önemli olan şu var. Bu teknoloji keşfedilmiş. Ancak keşfedilen teknoloji hala bunu yapıyor olabilir. Genel geçer bir ifade olabilir. Gayet mantıklı. Ne yapıyor? Enhances a plant performance diyor. Bir bitkinin diyor performansını arttırır. Nereden? From seed, tohumdan to harvest, ta ki hasata kadar diyor. Gayet güzel bir cevap bulmuş oluyor. Denizli yine bu sorumuza doğru cevap. Diğer sorularla devam edilecektir arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.